1993 Karabük doğumluyum. Karabüklü bir baba, Konyalı bir annenin iki çocuğundan bir tanesiyim. Ne yazık ki işte bir tane kardeşimi kaybettim. Şu an tek çocukluyum. Kardeşim yaya iken ehliyetsiz bir sürücünün karıştığı trafik kazası sonucu kaybettim. Henüz 19 yaşındayken. Kaza Konya ilinde oldu. Hani biz şu an Konya'da yaşıyorum ben zaten. Ailem de Konya'da yaşıyor. Kardeşim Karabük Üniversitesi'nde okuyordu. Rali Sistemler Mühendisliği'nde. Biz de tatiline gelmişti. Biz de tatilinde dışarıya hani evden dışarıya çıktığında saat 16 sularında bir trafik kazasına karışıyor yaya iken kendisi. Olayın gerçekleştiği yer Konya'daki işte bu yeni yapılan stadyumun yan tarafında. Döner kavşak çıkışında oluyor. Döner kavşak çıkışında kardeşim yaya geçtiğinin üzerinde değil ama şey insanların hani evlerin arasında olan bir yer. Hani evlerden karşı karşıya geçer insanlar caddelerde, sokaklarda. Öyle geçerken ehliyetsiz, aşırı hızlı, bilirkişi raporuyla da sabit bir şekilde asli kusurlu olan bir sürücünün karıştığı trafik kazasında ağır yaralanıyor kardeşim işte. Bir hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyor ama ne yazık ki kardeşimi kaybediyoruz. 3 Mayıs 2018'de kaza gerçekleşiyor. Kardeşim 10 Mayıs 2018'de vefat ediyor. Ya ben kaza diyorum aslında, bu kaza da değil. Ben bunu trafik terörü olarak görüyorum hani. 50 kilometre ile yani 50 kilometre saatte gitmesi gereken bir yerde bu araç sürücüsü 100 kilometre ve üzerinde seyrediyor. Döner kavşağa girdiği halde hızını kesmiyor. Döner kavşak çıkışında da yani hızını kesmeden döner kavşağa girdiği için döner kavşak çıkışında kardeşime vuruyor ve ağır yaralıyor. İlk günlerde ben kardeşimin kazasını öğrendiğimiz andan itibaren ben hep sürekli kardeşime kan alıyordum. Birkaç gün hiç kardeşime hani kim vurdu, nasıl oldu olayı ben sonradan öğrendim. Hani şey dava sürecine sonradan dahil oldum. Dava sürecinde yani şahıs sanık ilk başta adli kontrolle serbest bırakıldı. İşte ilk mahkememiz 3-4 ay sonra gerçekleşti. İşte ilk mahkememizde bilirkişi raporu henüz gelmediği için mahkeme ertelendi Ocak ayına. Ondan sonra Ocak ayındaki yani 2019 yılı Ocak ayındaki duruşmada da bilirkişi raporunun da gelmiş olmasına rağmen hakim duruşmayı tekrar erteledi Nisan ayına. Nisan ayında tekrar bir duruşma oldu. İşte bu duruşmada tekrar Haziran ayına yani bu geçtiğimiz ayın 13'üne ertelendi mahkeme. İşte bu 4. celsede de kişi hiçbir şekilde yani hiçbir gün içeride tutuklu kalmadı. Hep serbestti dışarıda. Öyle olmasına rağmen, ehliyetsiz olmasına rağmen, asli kusurlu olmasına rağmen 2 yıl 6 ay gibi bir ceza verdiler. Bunu da 18 bin lira gibi bir komik bir rakama çevirdiler. Yani 19 yaşında bir evladın, bir kardeşin, işte okuduğu bölüm itibariyle genç bir mühendis adayının canına karşılık 18 bin lira gibi bir meblağ ceza kestiler yani. Benim ailem zaten bir yıldan beri biz yaşamıyoruz hani. Şimdi bir de hani kardeşi kaybetmenin bir anne için evladını kaybetmenin acısının yanında hani böyle hakkının yerde kalması, kanının yerde kalması bir tabirle insanları kesinlikle üzüyor. Tabii biz olayı duyunca hani mahkeme salonundan çıkmam itibariyle şoklar içindeydik tabii ki de. Yani nasıl diyebilirim size? Ben geçen sene 10 Mayıs'a döndük. Hani bir yıllık süreçte birazcık toparlanma sürecimiz varsaydı bile o bile yerle bir oldu yani. Hani tekrardan biz kardeşimi tekrardan ben mahkeme salonunda o bir tekrardan kaybettiğimi hissettim yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi 19 yaşında bir gencin vefat ettiği yani ölümüyle sonuçlandığı bir olayda bir para cezasıyla kurtulmasını tabii ki de istemezdim. Yani para cezası değil de 3 yıl, 5 yıl yasanın gerektirdiği 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl hapis cezasını almasını isterim tabii ki de. Yani çünkü benim kardeşim aramızda değil ve ben onu her gün ya olmasa da haftada birkaç kez ziyarete gidiyorum mesela yanına. Bu duyguları yaşıyorum. Karşı tarafın da hani bir nebze o da bir insan sonuçta ama yani cezasını almasını isterdim tabii ki de. Hani hapis cezası olarak, para cezası olarak değil de hapis cezası olarak cezalandırılmasını isterdim tabii ki de. Ve sonuçta bir gün bile içeride kalmadı bu şahıs. Yani benim kardeşim kara toprak altında bu şahıs gününü gün ediyor. Dışarılarda geziyor, gün ışığı görüyor, gökyüzünü görüyor. Hani sonuçta kendisinin bir kişilerin suçuyla benim kardeşim hayatını kaybetti. Durduk yere hastalanıp vefat etmedi sonuçta. Hiç özür dilemek, helallik istemek, kusura bakmayın biz hata işledim, işte özür dilerim falan filan hiç öyle bir şey olmadı. Yani karşı taraf gayet pişkin bir aile, pişkin bir insan. Suçu işleyen vatandaş, sanık. Öyle özür dilemek, af dilemek, helallik istemek falan gibi hiçbir şey olmadı. Ve üniversite mezunu bir insanım.
kardeşim vefat etmeden önce de çalışıyordum işimle alakalı. Kardeşim vefat ettiği günden itibaren işimi bırakmak zorunda kaldım. Tabii ki de işte ailemin yanında olmak, annemin yanında olmak adına işimi bıraktım mesela. Kendim bir seneden beri çalışmıyorum. Ondan sonra yani toparlanma sürecindeyim. Annem işte annemi ben şeye götürüyorum sürekli. Psikiyatri bölümüne götürüyorum. İşte ilaçla annem destekle ayakta durabiliyor. Yoksa yani evladını kaybetmenin acısını tek başına atlatamıyor yani. Hani düşüncelere kapılıyor sürekli. O yüzden annem ilaçla tedavi ediyor. Babam işte kendince o da üzgün. Aşırı derecede yani. Yani bir günde insanların bir saatte birkaç dakikada insanların hayatını komple alt üst edebiliyor yani böyle olaylar. Şimdi davulun sesi uzaktan hoş gelir derler. Gerçekten de öyle yani. Biz de önceden haberlerde görüyorduk. Tabii ki de üzülüyorduk ama sizin dediğiniz gibi belki bir dakika sonra, belki 10 dakika sonra, belki bir gün sonra bir haberi, kötü bir acı haberi unutuyorduk. Ama insan başına gelince gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyormuş yine. Hani bunu her gün yaşayarak işte nasıl anlatabilirim size? Yani bir insan uyur, rüya görür ve bugünün güzel geçsin diye uyanır. Ben uyandığım zaman ilk aklıma gelen şey kardeşim. Hani benim kardeşim bugün de yok diyorum. Çünkü biz onunla aynı odada kalıyorduk. Hani karşıda yatağa baktığım zaman yatağın boş olduğunu uyanıyorum. Yani her gün o acıyı yani kardeşimle olmayacağını, bir daha yanımıza gelmeyeceğini, bizimle bir hayat sürmeyeceğini, ne bileyim yemek masamıza oturmayacağını, beraber bayram geçirmeyeceğimizi, beraber tatile gitmeyeceğimizi, ne bileyim yani yapılacak bir sürü planın yarım kaldığının acısını yaşıyorum yani her gün. Keza annem ve babam için de öyle yani onlar da çok üzgünler. Biz ailecek perişanız. Sadece annem babam değil işte Berat'ın halası olsun, teyzeleri olsun, işte yakın akrabalarımız, kuzenlerimiz olsun. Yani herkes bir seneden beri Berat'ta yatıp Berat'ta kalkıyor. İşte her gün annemi arıyorlar, beni arıyorlar işte sağ olsunlar. Hani böyle bir süreç. Yani kelimelerle anlatılmaz. Kimse de yaşamasın inşallah. Kimse evlat acısı, kardeş acısı yaşamasın. Hani anlatılmaz kelimelerle ama işte diyebileceklerim bu kadar. Ya benim mesajım şu oldu. Zaten Sayın Bakanım Süleyman Soylu'nun da hani geçtiğimiz aylarda ilan ettiği yaya yılı olduğu için hani yayaları trafikte öncelik vermeni istiyorum kesinlikle. Ben de bir araç sürücüsüyüm. Hani yayı gördükleri zaman uzaktan 30 metreden 50 metreden ona göre hızlarını ayarlamalarını işte her an önlerine bir yaya ya da bir araç çıkacaklarını hesap ederek ona göre hızlarda tekabül etmelerini, işte trafik kurallarına uymalarını, yani ehliyetli araç kullanmamalarını, ailelerinin, annelerinin, babalarının, abilerinin ehliyeti olmayan insanlara araçlarını vermemeleri, yani 5 dakikalık bir yer bile olsa, 100 metrelik, 200 metrelik bir yer bile olsa, araç kullanma yetkisi olmayan insanların araç kullanmamalarını öneriyorum. Ya ben ehliyetsiz sürücünün karıştığı bir trafik kazasında işte daha çok bir ceza almasını isterdim. Hani en azından bir nebze olsun bizim acımızı hafifletmesi açısından. Hani benim kardeşim hiçbir şey yere getirmeyecek. 20 yılda hapis cezası alsa, müebbet hapis cezası alsa benim kardeşim gitti geri gelmeyecek. Allah'a olan inancımız tam. İşte Allah'tan geldi. Ya biz de Allah'a gitti, biz de Allah'a gideceğiz. İnşallah cennette kavuşuruz. Ben onun çok iyi yerlerde, çok güzel yerlerde olduğuna inanıyorum. Berat 1999 Karabük doğumlu. Biz Konya'ya taşınmadan önce Karabük'te yaşıyorduk. Benim kardeşim henüz 5. sınıfa giderken devlet bursu kazanmıştı. Gelecek vadeden bir gençti. 2017 yılında da Karabük Üniversitesi Rali Sistemler Mühendisliğini kazandı. Orada 1. sınıf öğrencisiyken işte bu trafik kazasına karışıyor ve hayatını kaybediyor. Yani ben demek istiyorum ki ben bir kardeşimi kaybettim. Annem babam evladını kaybetti. İşte akrabalarımız yeğenini, kuzenini kaybetti. Ama ben şöyle de düşünüyorum. Yani bu insanın 19 yıllık hayatı süresince 7 yaştan itibaren başlarsak devletinin de verdiği bir emek var. Ben kardeşimi gelecek vadeden bir mühendis olarak gördüğüm için milli servet de olarak görüyorum bir nevi. O yüzden yani devletimizin de hani böyle vatandaşları böyle trafik kazalarında yaya olarak, araç sürücüsü olarak haksız yere hayatlarını kaybeden insanların hakkını aramak için ne bileyim yasalarımızda iyileştirme olur, yasalarımızda ağırlaştırma olur onu talep ediyorum. Benim de kardeşim 19 yaşındaydı. Ehliyeti olmadığı için ben ona bir dakika bile hani bir saniye bile direkt sürücü koltuğuna oturtup da araç kullanmayı tavsiye etmedim. Dedim ne zaman ehliyetini al o zaman gel araba kullan beraber gidelim. Ben mesela ehliyet almıştım. Ehliyet aldıktan sonra bir ya da 2 yıl süresince hep babamla seyahat ettim. Babamla bir yere gittim geldim şey yaptım. Çünkü ben acemi bir şofördüm. Başkasının canını yakmaktansa kendim biraz sıkıntı çekecektim. Mesela benim ailem bilinçli bir aile olduğu için senin başkasının canı yanacağına biz senin gönlünü kıralım, kalbini kıralım dediler. Bana hiç ehliyetim olduğu halde
bir iki yıl araç vermediler kesinlikle tek başıma. Yani şimdi yeni ehliyet alan insanların da ben ehliyetimi aldım, artık araç kullanabilirim özgürlüğüyle sokaklara çıkmasını tavsiye etmiyorum. Hani yanlarında daha tecrübeli, kendilerinden daha tecrübeli insanlarla seyahat etsinler.